Az önce açış konuşmasını yaparken söylemeye çalışmıştım. Yargı krizi, Yargıtay'dan kaynaklanan kriz, Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklanan kriz, başka anayasa krizi ya da siyasi kriz. Acaba hangisinin üstünde durmak gerekiyor? Sayın Sera Kadıgil nasıl tarif ediyor? Karşı karşıya olduğumuz kriz olduğu aşikar olan şeyi. Buna böyle hani kriz denmesi bana şey gibi geliyor biraz Erhan Bey. Hani iklim değişikliği diyenler var ya, dünyanın sürüklendiği yıkım şey yapmak. Değil mi? Ne hani diyelim? Kriz çok basit, yani ekonomik bir kriz var. Kriz çok basit bir tabir kalıyor buna. Hakeza anayasadan kaynaklı bir şey. Adıyla sanıyla bir Yargıtay darbesi var. Ama o Yargıtay bunu tek başına yapmadığı için aslında AKP'nin, ki vakti zamanda hatırlayın, verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün diyen mevcut saray rejiminin o alamadığı 400 milletvekilini de bir kenara bırakıp adıyla sanıyla kurucu iktidarla soyunması şeklinde tanımlıyorum ben bunu. Yani böyle şey gibi düşünüyorlar yani. Yani burada eğer iktidarı işaret ediyorsanız, eğer öyle yapıyorsanız, ki öyle söylediğiniz muhakkak anlaşılıyor. Murad edilen şey başka mı aslında? Murad edilen şey evet başka. Doğrusu murad ettikleri şeye varmış halleri bu. Murad ettikleri şey tam olarak bu ülkede bir anayasa olmasın, onları denetleyecek hiçbir şey kalmasın, bir medya kalmasın, mahkemeler kalmasın, üst mahkeme kalmasın. Bunu istiyorlardı. 20 yıldır bunu istiyorlardı. Bu geldiğimiz nokta artık bunun ilanı. Yani biz artık bu işi buraya kadar getirdik kardeşim. Biz sizin, ki bu sadece Türkiye İşçi Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Deva Gelecek Partisi'nin değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasası var ve biz artık bu anayasayı takmıyoruz kardeşim diyorlar. Bunu açık açık diyorlar. Yargıtay Başkanı'nın yorum farkı var, yorumu var. İşte bunun adı da bilgi kirliliği ve halkı manipüle etmek. Zaten şu anda bizi dinleyen insanlar KRT izleyicisi olduğu için, burada stüdyomuzda bulunan arkadaşlar bir akşam oturup Survivor falan izlemek yerine burada memleket meselesi konuşmayı tercih ettik. Ben de onu demek isterim bu arada. Yani normalde onu konuşuyorduk girerken az önce. Yani böyle televizyonda hep aynı şeyleri konuşan kafalardan o kadar sıkıldık ki böyle bir formata ihtiyaç vardı. Elinize sağlık. Hepinize de katkılarınız için teşekkürler olsun şimdiden. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum Eren Bey aslında. Bu konu böyle birçok insan için, ki haklılar, duyacak mecraları bile yok. Şöyle bir şey. Eman canım, zaten kaç tane hukuksuzluk oluyor. Onu da yaptılar. Bu Can Atalay'ı da salmayacaklar. Zaten belliydi. Hani sanki böyle herhangi bir başka hukuksuzluk yaşıyormuşuz gibi davranılıyor. Bu öyle bir şey değil. Şu anda bizim bir anayasamız var ki biz bu anayasaya karşıyız. Eminim Zeynel Başkan da hukukçu. Bu bir darbe anayasasıdır. Sorarız ki, birazdan kendisine de. Ki defalarca yanlış hatırlamıyorsam 134 maddesi bu arada şu anda şikayet ettikleri anayasanın AKP tarafından değiştirildi zaten. Yamanlı bohça gibi oldu, evet. Ve doğru, bu anayasanın ama hükümleri var ve bunlar hepimizi bağlayan hükümler aslında. Yani bir toplumun sözleşmesi o anayasa ve o anayasanın çok açık bir hükmü var. Anayasa Mahkemesi kararları herkese bağlar diyor. Bunu bakın, anayasanın değişikliği için AKP halk onayına sunmuş ve makyaj maddesi dediğimiz bir bireysel başvuru hakkında koyup yargıya aslında FETÖ'cülere peşkeş çekmek için bir değişiklik yapmış. Onun getirilerini bugün bize Anayasa Mahkemesi arasıyla Yargıtay arasında bir görüş farkı, bir uyuşmazlık var gibi satmaya çalışıyorlar. O kadar olan değil şey ama değil. Yargıtay'ın kararında çok daha sert ifadeler de var. Yani Yargıtay'ınkine bir karar diyemiyorum ben zaten. O bir anayasaya, anayasal düzene karşı yazılmış bir manifesto tadında bir metin. O yüzden ona bir karar demek, Türk milleti adına diye başlar o kararlar, o millete hakarettir. O bir karar değil. Yani bir devletin anayasasını ben tanımıyorum kardeşim diyen bir şeye ben karar diyemem. Peki o karar da bu arada, Yargıtay'ın kararı, onu da bir gösterelim. Elbette bunun bütün detaylarına girmeyeceğiz. KRT seyircisi gayet iyi hatırlayacaktır. Zafer Arapkirli programında şöyle söylemişti, onun ifadesiyle, ya yani bizi de hukuk profesörüne çevirdiniz ya diyerek bütün ayrıntılarıyla bütün bunları aktardı. Günlerdir aktardı.